Şimdi üniversiteli tayfayı neler bekliyor? İki ihtimalimiz var. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde ya her şeyi berbat edeceğiz ya da birileri berbat edecek ve bizim gücümüz yetmeyecek ve potansiyel işsizler sınıfına katılacağız. Ya da birileri önümüze engeller koysa da birileri saçma sapan sınavlar ya saçma sapan işler yapsa da ben aranan kişi olacak kadar donanımlı olup iş bulmak değil gerekirse işi üreten kişi, işi kuran kişi olmak durumuna doğru adım atmaktayım. Hazır mısınız bilmiyorum ama bundan bir ay kadar sonra, en geç bir ay kadar, belki bir buçuk ay sonra evlerinizden teker teker çıkacaksınız. Bazıları çantaları doldurup üniversitelerine gidecekler ki bunun da artık çok güzel avantajları var, artıları var. Çünkü ekonomik durumları düşününce cidden çok güzel yanları da var. Bazılarınız valizleri doldurup uzaklara doğru gidecekler. Peki her iki durumda da ortak olan şey ne? Size öyle bir şey bekliyor ki bir, iletişim noktasında harika şekilde kendinizi geliştirmek zorundasınız. İlerleyen dönemlerde bununla alakalı videolar paylaşacağım. Bir iletişim nasıl geliştirilir? İnsanlarla bu iletişim nasıl kurulur? İster dijital platformlarda, isterseniz sosyal, gerçek gündelik hayatta. İkincisi, çok iyi bir ekip arkadaşı bir takımın içinde nasıl olunur? bunu konuşmamız lazım. Çünkü kişi kendini istediği kadar beğenebilir ama bir ekibin içinde yer aldığında illa lider olması falan gerekmiyor. Bir ekip sistemin içinde acaba nasıl çok iyi olur bunu da konuşacağız. Üçüncüsü organizasyonlar, etkinlikler, kulüpler ama bu sadece şey kulüpleri değil hani e, genelde böyle Erciyes gibi, Uludağ gibi yerlerde hep böyle şey yapılır ya. İşte kayağa gideceğiz, sucuk ekmek için. Sürekli sucuk ekmek, sürekli sucuk ekmek bu değil sadece. Etkinliklerden kastım Bunlara da bir ihtiyaç var ama bunun yanına da beni sürekli bir adım öne götüren. Bir adım öne götüren. Peki hocam kime göre bir adım? Artık YKS'deki sıralama usulünü artık bir unutun lütfen. Yanı başımızdaki aynı sınıfımızdaki arkadaşlarla rekabet etme kadar bence basit bir şey yok diye düşünüyorum. Hani hakikaten basit bir şey bu. Bizlerin artık Amerika'daki, Japonya'daki, İngiltere'deki gençlerle sürekli rekabet içinde olmamız gereken bir Çağa girdik. Böyle bir çağın içindeyiz Tayfun. Ve sizlerden isteğim artık sadece ekip arkadaşlarımız ya da yansıttaki arkadaşın ne yaptı değil. Şu anda acaba Amerika'daki gençler ne yapıyor? Evet benim ona göre maalesef bazı imkanlara şu anda ulaşamama ihtimalim var. Doğru. Bunları acı da olsa bazılarını kabul edeceğiz. Ama benim böyle bir fırsatım da var. Acaba ben bu fırsatı nasıl değerlendiririm de buradaki arkadaşın önüne geçerim dediğimiz. Hatta yurt dışına sürekli ihracat yapabilecek kadar zekice işler planlamanızı istiyorum bazılarınızdan. Hepinizden değil tabii ki. Üçüncüsü, teknoloji okar mezarını. Buna çok iyi hazır olun arkadaşlar. Bu teknoloji nereye gidiyor? Hani bu şu değil ya geçenlerde bir robot videosu izledim. Ya var ya insan ürperiyor ya falan modunda değil. Böyle mahalle kahvesinde konuşacak mevzular değil bunlar. Ya bu robotlar falan diyoruz da yapay zeka falan diyoruz da benim de alanım değilim ki diş hekimliği. Ya da benim alanım şu anda değilim ki gastronomi. Ya acaba benim alanımla alakalı nasıl bir şeyler dönebilirim her dakika araştırmasını yapacağım. Ve dördüncüsü, kendimi özellikle ifade etme konusunda. İnsanların karşısına çıkmak, illaki koca koca salonlarda sunum yapmaktan bahsetmiyorum. Münazara yeteneği gibi, iletişimden daha öte sunum yapabilme gibi, topluluk önünde konuşma gibi noktalarda kendinizi geliştirmek zorundasınız arkadaşlar. Eğer ben bu dört şeyi yapar, yine bir de yanına beşinciyi otomatik olarak katarsam yani ben şu an X üniversitede ve X bölümdeyim ve gerçekten istediğim bir yerde miyim? Eğer bunu sorgulamaktan korkmazsanız gelecekten de korkmayın işte. Bunu sorgulamaktan korkar da ya boş ver o konulara girmişti geldik artık modunda kalmayın arkadaşlar. Bakın bu beş şeyi cesurca yapabilecek en az 4 ila 5 yılınız var. Of ya var inanılmaz bir süre bu. 4-5 yıl ne demek ya? Eğer şu anki bilinciniz de sizleri YKS için 4-5 yıl veriyor olsaydık var ya. Yani neler neler yapardınız. O bilinç yoktu bizde. Son 1 yıl oluştu. Belki son 2 yıl oluştu bazılarınızda. O bilinçli ya da yarı bilinçli halde bile neler neler yaptınız. Şimdi önümde 4-5 belki 6 yıllık muazzam bir süreç var. Hayatının böyle 40'ta 50 yaşlarına gelen bir insanına gidin. Deyin ki ya kardeşim seni alıp geçmiş dönemlere götüreceğiz. Böyle bir 4-5 yılı geri vereceğiz. Hani böyle ya maddi bir karşılığı falan hani de şu miktarı ver falan sana verelim onu deseniz var ya neler neler çıkarıyor ortaya neler neler. Beni alın şimdi şu anki donanımımla bilgimle 4-5 yıl kadar hani hmm. süremi üniversite dönemine götürün beni neler neler yapardım. Bunların birçoğunu sizlerle anlatacağım. Sadece kendi yaşadıkların değil başka kişilerin de yaşadıklarıyla beraber sizlerle buluşturacağım ve bu kanaldan devam etmeniz için bu kanalda birçok içerikle beraber kendinizi çok donanımlı hale getirmeniz için videolar da sizi bekliyor durumda olacak. E o zaman KYK başvuruları, yurt arayışları, burs arayışları, üniversite için birkaç mini alışveriş, aileyle özlem gidermeceler, arkadaşlarla özlem gidermece birçok şeyi artık yapmaya başlayabilirsiniz. Önümüzde iki ihtimal var. Ya sürekli karamsar tabloyu görüp bir o karamsarlığının içine kapılıp ben de onlardan biri olacağım 4-5 sene sonra ya da hiçbir karanlık umurumda değil. Birinin ışıkları açması gerekiyorsa ben o ışıkları açarım kardeşim diyenlerden olacağım. Haydi bakalım Tayfun Yolunuz açık olsun. Üniversite alakalı ne merak ediyorsanız yorumlar kısmına yazmaktan da hiç çekinmeyin. Görüşmek üzere.